2,C32 diyor. Yani ortalama alırken C2 2 nokta üst üste C32 diyorsa bunu anlamı şu. C2'den C32'ye C32 kadar arasında arasında yüksek. kalan hücreleri de dahil etmek şartıyla ortalamayı alacağım diyor. Hiçbir şey yapmadan Enter'a bastığım zaman bu kısmın bana ortalamasını veriyor. Şu şekilde. Ha, normalde işte virgülden sonra basamak sayısı çok fazla, bunu kısaltabiliyorduk. İşte sağ tuşa basıp hücreleri biçimlendir, burayı göstermiştim. Sayıdan Sayıdan işte kaç ondalık basamak olacak onu belirtiyoruz. O evet. şekilde yapıyor. Bu kısımda da aynı şekilde işte doğru sayıların ortalamasını almak istiyorsak yine buradan ortalama deyip seçeriz hepsini. Bakın bu sefer yanında sayı olduğu için en yakın yerindeki sayıya gitti. Bu tarafı seçti. Yanlış olmasın diye ben tekrar burayı seçiyorum. Ortalamayı tekrar aldırtıyorum. Enter'a basıyorum. Bu kısma geliyorum. Yine buradan yapıyorum. Ama tablom yine bu şekilde standartsa biraz önce gösterdiğim şu alt kısımdaki noktadan çekme işlemi burada da geçerli. Burada da yine sağ alt köşesinde nokta var. Çektiğim zaman çektiğim yerdeki formülü yanındaki sütunlara da uygulatıyor. Şuradan net kısmını da ben bir hesap ettireyim tekrar. Bunu manuel olarak yapıyorduk. İşte eşittir, doğru, eksi, parantezini açtım. Yanlış bölü 4. Yanlış bölü, bu sefer ilk ortaokula göre yapayım, 3 bölü 3 dedim. 3 3 dersiniz olur. Enter. Enter'a bastım. Makinemiz uzun süredir şey olunca yine takılma yaptı hocam. Hocam. Aynı işlemi hemen yapıyorum hocam. Eşittir. Doğru. Eksi parantezi açtım. Yanlış bölü 3 dedim. Parantezi kapattım. Enter'ladım. Yine sağ alt köşesindeki noktadan çekiyorum. Hepsinin ortalamasını verdi. Buradaki sayıları yine tek düzene getirmek için sağ tuşa basıyorum. Tabii hepsini seçiyorum önce tek tek yapmak yerine. Sağ tuşa bastım. Hücreleri biçimlendir diyorum. Sayıdan kaç basamak koymak istiyorsam şuradan belirliyorum. Tamam diyorum. Hepsini standarda getiriyor. Şimdi hocam siz kendi bilgisayarınızda bunu bir deneyebilir misiniz? Yani Evet. takıldığımız yerler varsa onu bir görelim. Bunları yapıyoruz. Sıkıntı yok. Hocam onu zaten geçen hafta da becerebilmiştim, yapabildim de. Tek sıkıntım o formülü unuturum diye şey yapıyorum. Olmazsa onu bir kenara not alayım ben. Net formülünü. Yani bu sadece mesela net hesap etmek için hocam. Başka bir Aynen, şey sadece onu da yapmak için kullanmayacağım. daha farklı şey yapacağız. Yüzdelik yapılır, bir Yani sürü mesela yapılır. şöyle bir tablomuz vardı. Ben onu bir açayım bir saniye hocam. Bulabilirsem o tabloyu. Mesela şunu yapıyorduk herhalde Doğan hocam. Etkinliklere katılım cetveli diye bir şey. Aynen. Mesela buradaki mantık ne? Bunda en yüksek not 4 vermemiz gerekiyormuş. İşte şurada formülü var. Puanını şuraya topluyor. Aynen topla dediğimiz şey. Yani şu aradaki alanı topluyor. 48 ediyor. Mesela ben şunun birini 0 yaparsam 44'e düşecek. Şurada bir başka Yanına formül döndü. daha kullanmış. Q4 yani şuradaki değer
çarpı 100 bölü 48. 48 demesinin sebebi de en yüksek alacağı puanın 48 olması. Yani hepsi 4 olduğu zaman toplam en fazla 48 alacak. Yani yapacağımız işleme göre bu formül değişiyor. Biraz önceki formülde sıkıntı var mı hocam? Yapabildik mi? Yani netini hesap ettik. Aynen, sıkıntı yok hocam, hallettim onu. Mesela en yüksek en düşüğü de koyun hocam. Uğraşıyorum ben. Çözmeye çalışıyorum. Yani takıldığınız bir nokta varsa ben yardımcı olabilirim Canan hocam. İnşallah üstesinden geleceğim hocam. Habire uğraşıyorum, dur bakayım. Şuradakiler toplam, ortalama, sayıları say, en büyük, en küçük. Bunlar standart formüller. Yani genelde çoğunlukla kullandığımız şey. Toplam, seçtiğimiz alandaki sayıların toplam değerini veriyor. Ortalamasını veriyor. Sayıları say, seçtiğimiz alanda kaç tane sayı varsa. Yani şu. Burayı seçtim. Bana diyor ki burada 31 tane sayı var. Ben şuraya diyorum ki mesela sayıları say dedim. Seçti. Enter'ladım. Bakın boş olan iki tane yer de seçiliydi. Gördünüz mü? Ama evet. Sayı olan, dolu olan yerleri bana saydırıyor. Ben şunun birini boşaltırsam burası 30'a düşecek. En düşük, en yüksekte sıkıntı var mı hocam? Onu gördükten sonra hallederim hocam. Orayı ben kaçırdım. Görememiştim. Şimdi oldu. Yani formüllerimizde bir sıkıntı yok herhalde. Tamam. Şimdi, aynen. Düşünmeden öğreniyoruz hocam. Neyi hocam? En yüksek en düşüğü nereden çarpıyoruz? Şimdi en yükseğe geldim şuraya mesela. Şuraya ben başlığını yazmışım. LGS'de en yüksek puanı nereden bulacağım? Şuraya geliyorum. En büyüğü seçiyorum. Şu tabloda seçtiği alanda en yüksek puanı buraya yazacak. Orada zaten şeyde en var yüksek zaten. Alan 491,85'miş. O da şurasıymış. Şuraya da en düşüğü seçeyim. En düşükte 198,37 alan kişiymiş. Bunlarda sıkıntı yok herhalde hocam. Formüllerin daha detaylı haline şurada menülerde formüllerden tekrar gireceğim. Hocam bu, formülü önce yazıyoruz değil mi? İşlemini yapmadan formülü önce. Nereye yazacağız? Oraya gidiyoruz hocam. Yani mesela ne yazacaksak buraya geliyoruz. Tamam. Mesela ben net değil de şuradaki sayıların hepsini toplamak istiyorum. Ne yapacağım buradan? Toplam diyorum. Kendisi otomatik seçiyor. Dördünü de toplayacağım diyorum. Evet. Ben dördünü değil de şu üçünü topla diyorum. Üçünü topluyor bana. Seçtiğin. Evet. Nereyi seçmişsek orada o işlemi yapıyor. Buranın toplamını ve işlemini veriyor. Tamam. Aynen o şekilde hocam. Hazır şu alttan çekme kulpunu göstermişken onun değişik yaptığı işler de var. Onu da göstereyim hocam. Standart işlemlerde bu kulpu çok kullanırız. Mesela alt alta 1, 2, 3, 4, 5 yazmak istiyoruz. 1, 2 yazın. Yani bir sıralama yapmak istiyoruz. Bunun için ilk değerimizi yazıyoruz. Evet, ondan zorlanıyorum ben. Yine sağ alt köşesindeki noktaya geliyoruz. Aşağı doğru çekiyorum. Bakın faremde çekerken yanında bir rakam gidiyor. Bir rakamı. Evet. Sadece farenin sol tuşuna basılı tuttum. Hepsine bir yazdı bakın. Onun kopyası aynısı. Bugün benim bilgisayara nazar değdi herhalde hocam. Okuyalım, üfleyelim hocam. Bir okuyun hocam. Maşallah var diyordum benim bilgisayarın. Kurumda yeni bilgisayar sizin diyemiyoruz hocam.
Şimdi direkt çektiğimde hocam, bir yazıp direkt çektiğimde hepsine bir yazdı. Yine bir yazıyorum. Altına iki diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnternetimiz yavaş da ondan mı ki diyeceğim. Kayıt alıyorsun ya, belki ondan da olabilir Mustafa hocam. Yani şimdi bir de ders verenler var hocam burada. Kaydı ben alayım mı? Ekranı paylaşayım bakayım bir. Bir de şöyle deneyeyim. Şimdi direkt çektiğimde hepsine bir yazmıştı. Bir yazdım. Klavyeden CTRL tuşuna basılı tutarak aşağı doğru çektiğimde bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 diye gidecek. Ama gidemedi. Bilgisayarımı kapatmak istemiyorum. Kapatırsam bağlantım kopacak. İlk bağlantıya kadar böyle gideyim diyorum da. Zor olacaksa kapatın isterseniz. Biz girelim. Yine. Gireyim hocam şöyle. Şimdi 1'e bastım. CTRL tuşuna basıyorum bakın. Şu an görüyorsunuz değil mi hocam ekranı? Evet. Evet. Farenin yanındaki rakama da dikkat ettiniz mi? 16, evet. 17, 18. Yalnız parmağımın biri klavyede CTRL tuşuna basılı. Tamam. CTRL tuşuna basarsam sayı böyle artar. Parmağımı bakın şu anda CTRL'de çektim. Devam ediyorum. Bu sefer 1-1-1 diye gidiyorum. CTRL'ye tekrar bastım. Standart sayıları tekrar getirdi. Böyle peş peşe gelen neler var diyelim. Örneğin rakamlar. Tarih var. Tarih konusunda da aynı şekilde tarihler de peş peşe geliyor demiştik. Tarihi yazdık. Sağ alt köşesinden çektiğimiz zaman bakın tarihte hiçbir şeye basmadan günler arttı. CTRL'ye basmıyor muyuz? Bunda CTRL'ye basmıyoruz. Sadece onu rakamla yaparken yapıyorum. Bunda artı bir de şuraya bir bölüm çıktı bakın. Otomatik doldurma seçenekleri. Ben standart çektiğimde günler arttı. Burayı tıkladığımda mesela ayları dersem ayları arttıracak. İlk şu tarihe göre. Yılları dersem yılları arttıracak. Yani böyle bir kolaylık sağlıyor. Örneğin hocam direkt ilk tarihin hepsinde olmasını istiyorsak, yani günlerde mi? Evet, kopyala yapıştır mı yapacağız? Yani mesela 14.01.2021 tüm hücrelerde o olacak. Ha, 14.01 hepsinde olmasını istiyorsak şöyle göstereyim hocam. Alt tarafı sildim. Bir seçip birinciyi seçip kopyalarız. Alt tarafa kadar yapıştırırız. Tamam. Daha sonra şurada göstereceğim kısım var. Doldur. Yani mesela bu tarihi ben sildim. Şöyle seçtim. Boş altı. Hazır onu da gösterelim o zaman. Aşağı dediğim zaman hepsini aynı tarihe atar. Yani doldurla bunu yapabilirsiniz. Sağ derseniz şöyle sağa doğru seçtiniz. Tabii bu kareler sığmadığı için demiştik. Buraları genişletirsek yani doldurma bu şekilde olabilir. Birinci yolu şu şekilde de yapabiliriz. Seçtik. İlk yerimize mesela ilk tarihi yazdık. CTRL Enter yaptığımız zaman hepsine o tarihi de yazabilir. Yani bunu yazmanın değişik yolları var. Ama bilmeniz gereken kopyalarsın. Direkt tüm hücreye yapıştırırız. Yani peş peşe gelmesi de şart değil. Kopyalarsın, seçersin. Yapıştırırsın. Ha, ayrı ayrı da yapıştırırım. Evet. Tamam. Seçerken, farklı yerleri seçerken C
CTRL'ye basmayı da unutmayalım. Yani farklı hücreleri seçmek için CTRL'yi kullanıyoruz. Peş peşe gelen günler var. Günler için de aynı şey geçerli. Hiçbir şeye basmadan sağ altındaki noktadan çektiğimiz zaman günleri bize sıralar. Sayılarımız 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmeyebilir. İkişer ikişer gitmesini istiyoruz. Ama bu sefer bilgisayara, bakın burası tarih tanımlı olduğu için direkt tarih yazdı. Onun biçimini şuradan değiştiriyorduk. İkişer ikişer veya üçer üçer kendi belirlediğimiz şekilde gitmesi için bilgisayara şunu söylememiz gerekiyor. İlk iki rakamı biz veriyoruz. Yani ikişer ikişer gitmesini istiyorsam birinciye 2, ikinciye 4 yazıyorum. Ve ilk iki hücreyi seçiyorum sol tuşa basılı tutarak. Seçtikten sonra fareden parmağımı çekiyorum. Sağ alt köşesindeki noktaya geliyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Hiçbir şeye basmadan. Bunun tam tersi, işte beşer beşer düşmesini istiyorum. İlk iki rakamı ben buna veriyorum bilgisayara. İlk ikisini seçiyorum. Yazdığım yerleri. Parmağımı fareden çektim. Sağ alt köşesine geldim. Sol tuşa basılı tuttum. Aşağı doğru çektim. Sadece tek rakamlı şeylerde, yani 1, 2, 3, 4 gibi peş peşe gelen sayılarda CTRL tuşunu kullanıyoruz. Diğerlerinin hiçbirinde CTRL'yi kullanmıyoruz. Ay bu kolaymış hocam, bunu yapabildim. Yani bunu deneyebilirsiniz hocam. Gelen, bir taraftan da deniyorum. Türkçe olduğu için İngilizceyi bir deneyeyim bakayım bir. İngilizceyi de yapıyor mu? Doğru yazdın değil mi hocam günü? Doğru. İngilizceyi yapmıyor abi. Türkçe olduğu için sadece Türkçe'ye duyarlı. Evet. Ha, onları listelemeyi biz ekleyeceğimiz yerler de var. Oraya ekleyerek onları da yapabiliriz. Ama çok fazla detaya girmeye gerek yok. Bu toplam ortalama sayıları böl. Bu kısımda bir sıkıntı yok. Formülün detayına şuradan bilgi vereceğim bize formüller yazan yerden. Dolduru Doğan hocamın sorusu üzerine cevaplamış olduk. Temizle de biçimleri, her şeyi mesela seçiyorum. Buradaki temizle, tümünü temizle dediğim zaman hepsini siliyor. Yani çizgisidir, biçimidir, ne varsa hepsini temizliyor. Bunu DLT ile de yapabiliriz deriz de DLT de sadece yazdığımız yazıları siler. Evet. Yani kenar çizgiler kalıyor, değil mi? Hı, aynen öyle tamam. Hocam. Geçiyorum yan tarafa. Çok kullandığımız kısımlardan birisi de sırala, filtre uygula. Ben yine bir tablomuzu açıyorum. Geldim buraya. Küçükten büyüğe sırala. Nereyi küçükten büyüğe doğru sıraladı hocam? Dikkat edebildiniz mi? Evet, şurayı. Doğru yanlışı. LGS kısmını da sıraladı. Doğru yani doğru. Bir şeyi sıraladı. Küçükten büyüğe doğru. Doğru olan kısım şurada. Tablomuz bu. Eski haline getirdim. Evet. Bulunduğum yere dikkat etmeyin. Bakın ben direkt küçükten büyüğe sırala diyorum. Evet. Neye göre sıraladı şimdi? Şimdi bu şeyi hücreyi seçtiğiniz yeri sıralıyor abi. Aynen o şekilde hocam. Yani hangi hücrede bulunursak o hücrenin sütununa göre hepsini sıralıyor. Burada standart olarak özel sıralama seçip daha detaylı sıralamalar yapabiliyoruz bunda. Şimdi burada dediğimiz gibi ben şu an hangi sütunun hücresinde bulunursam bulunayım şu tablomda o bölüme göre sıralama yaptırıyor. Mesela küçükten büyüğe numaraya göre sıralayacak. Veya büyükten küçüğe
Numaraya göre sıralayacak. Öğrencinin isminin olduğu yere geliyorum. Bakın küçükten büyüğe yerine metinli kısımlarda AZ'ye yazıyor. Evet, yazı kısmından öyle. Ve dikkat edin. Metne göre sıralattığım zaman şurada bir saçmalama yaptı. Evet. Bu neden? Ben tablo seçmiyorum. Tabloyu kendisi boşluk boşluk olmadığı için otomatik olarak seçiyor. Yani şurada rakamlar olmadığı için öncekinde dikkat etmedi. Yani siz farkına varamadınız. Aslında onları da sıralıyordu. Ama burada metin olduğu için ben burada metne göre sıralattığım için direkt bunları da karıştırdı işin içine. Ve tablonda bir bozukluk oluşuyor. Bunun en kolay yolu bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için sıralatacağım yeri önce seçiyorum bakın. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Eğer ben şurada mesela boşu seçmezsem boş sabit kalır. Şuraları sıralar. Dolayısıyla tablomda bir bozukluk oluşur. Yani evet. Şu çocuğun bir boşu varken belki beş boşu olmuş gibi gözükecek. O yüzden sıralamaya alacağım yeri önce seçiyorum. Sonra geliyorum özel sıralama. Burada neye göre sıralayacak? Numaraya göre. Burada numara yazmasının sebebi şurada verilerimde üst bilgi var diyor. Yani ilk satırı üst bilgi olarak alıyor. Ben burayı iptal ettiğim zaman numaraya göre değil de sütun A'ya göre sıralayacak. Yani oradaki yazının yazmasının sebebi şu işaretlediğim kısımdan. Numaraya göre değil de öğrencinin ismine göre sıralatmak istiyorsam o ilk satırdaki öğrenci ismini tıklarım. Neye göre? A'dan Z'ye mi? Z'den A'ya göre mi? Sonra şurada değerler, hücre rengi. Genelde standart değerleri biz seçeriz. Örneğin diyelim ki öğrencinin ismine göre A'dan Z'ye göre sıralasın. Peki aynı isimde iki tane öğrenci olursa ikinci bir şart ekleyebiliyor muyuz? Soyadını sonradan geldim hocam. Onu da şuradan yapıyoruz hocam. Düzey ekle diye bir bölüm var. Yazılması da düzeymiş. Yani ikinci bir şart koşuyorum. Diyorum ki eğer aynı isimde iki tane öğrenci varsa numarası küçük olan üstte gözüksün. Diyelim ki iki tane aynı numarada da var. Yani şartları zorluyoruz. Bir daha ekleyebilirsiniz. İşte neti net boş olduğu için metin algıladı. Net değil de örneğin LGS diyelim. LGS'si büyük olan yukarıda dursun diyebiliriz. Bu şekilde şartlarımızı ekleyebiliriz. Ve tamam dediğimiz zaman ilk olarak isme göre sıralayacak. İsme göre aynı isimde olanlardan sonra numarası küçük olanı üst alacak. Sonra LGS puanı küçük olan. Yani bu şartımızı çoğaltabiliriz. Tekrar geliyorum. Mustafa hocam. Efendim bu hocam. Bu tabloyu mesela bütün seçmezsek atıyorum sadece isim kısmını seçtiğimizde, isimleri sıraladığımızda sadece isimler hareket ediyor. Doğal olarak çocuğun puanı kıpırdamıyor değil mi mesela? Evet. Değişmiyor. O bir karışıyor o zaman aynen. Yani hepsini seçmemiz gerekiyor doğal olarak. Aynen böyle bir o şekilde. Şeyde, ben mesela şu yolunda. Düzeyleri sileyim hocam. Şimdi mesela Doğan hocamın dediği şeye geleyim. Sadece isimleri seçtim. Abdullah Yasin Ünüvar'ın puanı 411 şu an. Unutmayalım. Seçimi genişletmiyorum. Sırala diyorum. Sütun B'ye göre A'dan Z'ye değil de Z'den A'ya göre. Bakın Abdullah Yasin Ünüvar 411'di. 471 oldu. Evet. İşte numarası 39'du. 28 oldu. Tablo otomatikman allak bullak oldu. Yani en ufak bir dikkatsizliğimiz bizi hataya düşürüyor. Ama bunda Excel yine bizi uyarıyor. Biraz önce uyardığı gibi. Ben sadece burayı seçtim ya hocam. Diyor ki özel sıralamaya geldim. Seçimi genişleteyim mi diyor. Tablom biraz farklı diyor senin seçtiğin yerden. Seçimi genişlet de sırala dersem bakın kendisi otomatik olarak tabloyu seçiyor. Evet.
Şimdi okuyorum. Yani bize direkt bir uyarı veriyor. Nereden yaparsak yapalım. Bu uyarı devam ediyor. Ama geçerli seçimle devam et dersem sadece burayı sıralar ve tablomuzu bozar. Biz tabloyu direkt şey yapmayan Mustafa Hocam, sadece en tepedeki şu haneyi yapıyoruz. Oradan daha hızlı olmuyor mu? Bütün nasıl tabloyu... hocam? En tepede en bir numara da var ya, numara, adı, soyadı, LGS, evet. Sadece burayı hepsini seçip şuradan filtre edildiğin zaman oradan direkt sıralama yaptırıyoruz zaten. Şurayı mı hocam? O şekilde filtreleme dediğin zaman istediğinize göre oradaki oka geldiğin zaman direkt ona göre şimdi bakın A'dan Z'ye, Z'den A'ya sırala dediğim zaman yine seçimi genişletmemi istiyor benden. Genişletme değil de ben seçimi anladım. Genişletmek yani seçtiğin alan tabloya uymuyor diyor. Bize bir uyarı veriyor. Ama sadece bir yere tıklarsam Mustafa hocam orada İlhan hocamın dediği şey kısmı, filtre kısmına geldiniz ya. Ha, filtreye filtre daha girmedim. Gelin. Filtreye daha girmedim. O hocam. Filtre işte, o filtre kısmının en altında filtre kısmı var. Onu butonuna basıyor. Hepsine tek tek filtre veriyor. Ondan sonra numaraya göre, şeye göre sarıla diyor. Belki onu diyor İlhan hocam. Ha, o filtreye gelince onu da göstereyim hocam. Ha, işte o filtreyi bahsediyor arada İlhan hocam. Sıralamamız bu şekilde. Şimdi bir de filtre var. Filtre dediğimiz şey tablomuzu belli özelliklerine göre filtreleme işlemi yaptırıyor. Bizim belirleyeceğimiz şekillere göre. Tıkladığım zaman bulunduğum satırdaki metinli yerlere şöyle bir ok koyuyor. İlhan Hoca'nın dediği yer burası yani. Bu burada işte. Sütunun hepsini seçiyor İlhan Hoca. Ona göre sıralama yapıyor. Burada zaten A'dan Z'ye, Z'den A'ya dediğiniz zaman o kısmı sıralatıyor. Gördünüz mü? Biraz önce Enes Hocam'ın dediği şey. Ama burada yine sıkıntı şunlar bakın. Yine puanlar o zaman değişiyor ama yani. Değişiyor. Ama şunlar sıkıntı yine bakın. O yüzden evet. Sıralatacağımız evet. Yerlerde mecburen eğer şu şekilde sıralamaya dahil almayacağımız kısımlar varsa onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şunlar gibi. Evet. Ben mesela isme göre sıralattığım zaman geri alıyorum şu an. Normalde tablom şu şekildeydi. İşte filtre uyguluyorum. Örneğin buradan A'dan Z'ye dediğim zaman bakın direkt o alttaki kısımları alıyor. Ama şu şekilde sayısal verilerde altta bir şey yok mesela. Buradan filtreleme yaparsam, küçükten büyüğe dersem veya büyükten küçüğe dersem bunları dikkate almıyor. Boş olduğu için. Ama ben buraya başka bir şey koysaydım ne koyabilirim? Rakam olduğu için bir şey koyamam. Ama şuraya en yüksek değer mesela diyelim ki bir değer yazdım. Şöyle. Bunu da sıralatırsam buradan şunu temizleteyim. Mesela büyükten küçüğe dedim. Bakın direkt yazdığım rakamı en üste aldı. O yüzden sıralama kısmında seçmemiz mantıklı olur. Şuralara şunun gibi dahil etmeyeceğimiz bölümler varsa. Ama yoksa problem değil. Bir de tablomuzda filtreleme kısmı var. Filtreleme kısmını seçtiğimiz zaman şöyle üst kısımlarda bir ok çıkıyor. Bu oklarda sayı filtreleri diye bir bölüm var. Hemen sağ tarafında eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür, işte ilk 10, son 10. Bir de şu kısımda tümünü seç diye ve orada bulunan değerlerin hepsini gösteren bir kısım var. Metin kısmına gelirsem isimler yazar. Yani o sütunda bulunan her şey burada gözükür. Örneğin şuraya geliyorum. Boş olan kısma. Ne diyor burada? En büyük boşu olan kişiler. İşte 22 ile 16'yı seçtim. Yani 22 ve 16 boşu olan kişileri bana filtreleyip gösterecek.
İki kişi varmış. Evet. Buradan ben bu tabloyu kopyalayıp başka bir yere atacağım zaman veya tablom bu kadar mı diye düşündüğüm zaman şu kısma dikkat edin. Filtreleme yaptığım yerin şekli diğerlerinden farklı oluyor. Ben bu tabloyu tekrar göstermek istersem işte nereden filtreleme yaptım acaba diye düşünürken şuna dikkat edeceksiniz. Burada filtreleme var demektir. Farklı bunu şey. Tümünü seç dediğiniz zaman tekrar tablonuz eski haline gelir. Filtreleme kısmında hocam şurada eşittir, eşit değildir, büyüktür gibi şeyler var. Ne işe yarıyor onu göstereyim. Mesela büyüktürü seçtim. Diyor ki yanlış kısmındaki biz boşta mıydık? Yanlıştaydık. Yanlıştaydık. Yanlışı diyelim ki 5'ten büyük olanları göstersin. Bakın 5'ten büyük olan bu kadar adam var. Tam tersini yapalım. 5'ten küçük olanları göstersin. Yok. 2 kişi var. Büyük veya eşit dersek, küçük veya eşit dersek o verdiğimiz değeri de içine alacak. Yani 5 ve 5'ten aşağı olanları. Zaten şuradan da şu şekilde tıklayarak ikisini seçebilirsiniz. Buradan da farklı şeyleri yapabiliriz. İlk 10 mesela yanlışı ilk 10 olanları gösterecek. Değer olarak aldığımız için büyük olanları alacak. İlk 10 dediği. Bunu mantıklı olarak LGS puanından yapmamız daha mantıklı olur. Mesela LGS puanında filtrelere geldik. İlk 10 dedik. İlk 10'u bize gösterdi. Tekrar geldim. Ortalamanın üstünde olanları. Onu kabul edince onu rakam sayıyor. Evet, onu da rakam saydı. Ortalamanın altında olanları. Mesela bizim buranın ortalaması kaçmış? Tümünü seçeyim. Şuraya ortalamasını yazdırayım. Dedik. 384'ün üstünde olan kişileri bana şuradan filtreleme yaparak ortalamanın üstünde olanların 384'ün üstünde olan herkesi gösteriyor. Altında dersek o şekilde filtreleme yapıyor. Bu filtrelemede bir sıkıntı var mı hocam? Kafanıza takılan. Şu filtrelemede eşittir ve veya ikinci bir değer var. Bunun anlamı şu hocam. Hazır onu da söyleyivereyim. Örneğin diyorum ki özel filtre diyorum. Eşittir değil de büyüktür diyorum. Mesela 300'den büyük ve 400'den küçük olanlar. Yani 300 ile 400 arasını göstereceğim. Yani bunlar da bunlar. Ne burada 400'den büyük olan bir LGS puanı olan çocuk gösteriyor ne de 300'den aşağı olan. Burada bir sıkıntı var mı hocam? Hocam. Biraz karışıkmış. Ama ben bunları çok kullanmayacağım hocam. Aslında hocam bunları çok kullanırız. Yok benim öyle puanım belli hocam. 100 vereceğim için. Standart kullanacağımız şu hocam. Bir, tablomuzu seçeriz. Evet.
sıralama yaparız. Özel sıralama deriz. Mesela numarası şu şekilde karışık. İşte numarasına göre sıralayacağız küçükten büyüğe doğru. Bir, bunu yaparız. Bir de filtrelemede şuradan neleri görmek istiyorsak seçebiliriz. Mesela isim olarak Ali yazanlar seçebilirsin. Ahmet olanları, Ayşe olanları. Mesela diyor ki başlangıcı sonu bu metinde. Mesela diyor ki içerir. İçinde Ali olan tüm kişileri göster. Yani filtrelemede bu şekilde kullanıyoruz. Son olarak burada bul ve seç var giriş menüsünde. Bul, Excel'imizde aramak istediğimiz şeyleri buldurur. Mesela ben burada 20 yazıyorum. 20 olan rakamları bulmak istiyorum. Bul dedim. 20 yazıyorum. Sonrakini bul dediğinde tek tek buluyor bakın. İki tane 20 varmış. Başka bu tablomun içinde 20 rakamı geçmiyor. Sadece iki tane. Tümünü bul dersem bana bulduğu 20'leri gösterir ve nerede olduğunu. Şurada E2'de ve E3'teymiş. 20 deyin de 0 bulalım. 0 biraz fazla gibi. Tümünü bul dedim. Bakın E2'yi gösterdi. E2'de 0 değil 20 var. Ama 0'ı da içeriyor 20. Çünkü 20'nin bir de 0 var. Ona dikkat etmek lazım. Ben şuradan değiştir dersem bulduğu tüm sıfır karakterini diyeyim. Yani hücredeki değeri değil bakın. Sıfır karakterini ne olarak değiştirsin? Mesela Ali olarak değiştirsin. Bakın 20 idi 2 Ali yaptı. O yüzden sıfırların hepsini Ali yaptı. Dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bakın şurada da. Sıfır gördüğü her yeri Ali olarak değiştiriyor. İsterseniz bu bul değiştiri bir deneyin hocama gönderdiğim tabloda. Toplu değiştirmek istiyorsak buradan değiştiriyoruz. Evet, toplu olarak mesela bir tablomuz var. Tablomuzda neleri mesela aklımıza değişik bir tablolar gelebilir. Bu tabloda pek öyle standart değiştireceğimiz pek bir şey yok gibi. Bul değiştir uyguladık mı hocam? Evet, evet. Hocam son bir şey daha göstereyim Excel'de. Bunu çok fazla kullanmıyoruz ama aslında güzel bir şey. Onunla ilgili bir tablo vardı. Bir saniye hocam o tablomu bulayım. Şu an tablo geldi mi karşınıza hocam? Evet. Geldi. Ekle kısmına geçiyorum. Ekle'de pivot tablo var. Doğan hocam pivot İngilizce mi? Türkçesi var mı? Pivot uç kısım demek normalde hocam. Yani pivot tablo bir tür özet tablo gibi bir şey. Yani bu Excel'deki evet. Mantığı. Yani şu tablomuzda tablomuz olay ki çok uzun olabilir. Burada aradığımız şeyleri bulmak istediğimiz şeyleri filtrelemeden yapabildiğimiz gibi bu pivot tablodan da yapabiliyoruz. Ben kısaca bir örnek göstereceğim. Siz daha sonra karıştırırsınız. Pivot tablo yazan yeri tıklıyorum. Tablo olarak aralık seçin diyor. Var olan çalışma sayfası, yeni çalışma sayfası. İşte pivot tablonun alınacağı yer. Seçtim. Seçmesem de standart olarak orayı seçiyor. Yeni bir çalışma sayfası. Yani sayfa 1 değil de başka bir sayfaya atacak. Yeni bir sayfa açıyor. Şöyle bir görüntü geliyor. Şu sağ kısmı görüyor musunuz hocam? Evet.
Fatura tarihi, satış temsilcisi. Şu alt kısımda da dörtlü bir bölüm var. Mesela ben buraya satış temsilcisini satırlara koydum. Bakın isimlerini koydu. Tablomuz şuydu. Bakın burada kaç satır? 50 satır. Ama 50 satırlık kısımda satış temsilcisi şu kadar kişiymiş. Bakın bir daraltma yaptı. Sonra fatura tutarını değerlere koydum. Döviz kurunu sütunlara koydum. Şöyle bir tablo çıktı. Mesela Cihan Demirci'nin toplam yaptığı satış tutarı şu kadarmış. Yani bu tabloda Cihan Demir'i filtreleyeceğiz. İşte ortalamasını alacağız veya toplamını alacağız. Bu bize bayağı zahmetli olur. Ama şu kısımda eğer o tür işlemlerle uğraşıyorsak bize böyle bir kolaylık sağlıyor. Mesela Cihan Demir'in 13.475 liralık TL olarak bir fatura satışı varmış. Mesela şuraya geleyim. Ben şuradan filtre uyguluyum. Kimidi? Cihan Demirci. Cihan Demirci'yi seçiyorum. TL olarak iki tane var bakın. Ben buradan bu ikisini toplayacağım. O değeri bulacağım. Toplamı 13.475. Ama kendisi buradan direkt Cihan Demirci'nin toplam TL şeyini, yani bir tür özet tablo yaptırıyor bize. Pivot tablo değil mi bu? Pivot tablo. Artı bunu ne de kullanabiliriz? Mesela diyelim ki okulun tamamının öğrencilerinin bu şekilde puanlarını aldık, sıraladık. İşte LGS 1 puanı, LGS 2 puanı, LGS 3 puanı gibi sıraladık. Mesela bir öğrencimizi bu şekilde filtreleme yapıp ortalamasını aldırtıp şurada ortalamasını toplam olarak göstertebiliriz. Örnek olarak. Pivot tablonun bir de şöyle kolaylığı, güzel tarafı var. Şurada çözümle diye bir şey çıkar pivot tabloda. Dilimleyici diye bir bölümü var. Seçtiğim zaman mesela ben diyorum ki fatura tarihini seçtiğim zaman bana şöyle 3 tane tarih verdi. Demek ki şurada şu filtrelemeyi bir kaldırayım. Bu 50 satış 3 tarihte oluşmuş. Ben şuradan bir tarih seçtiğim zaman bakın bu tarihte yapılan faturalama işlemleri ve kimler yapmış? Şu tarihte yapılan faturalama işlemleri. Çözümleye geliyorum, dilimleyiciye geliyorum. Mesela diyorum satış temsilcisi. Tıkladım. Satış temsilcisi. Diyelim ki Ece Yılmaz'ın yaptığı satışlar. Ayın 4'ünde. 3'ünde yokmuş bunun. İkisinde varmış. Mesela Kürşat Özaksel. Gördüğünüz gibi yani pivot tablo bir tür özet tablo çıkarma işlemi. Bunu normal olarak eğitimde pek biz kullanmıyoruz ama uzun, karışık, büyük tablolarda, örneğin muhasebe türü işlemlerde bazılarımız çok şey olabilir, her gün hesabını kitabını tutan türden olabilir. Bu tür şeylerde bu tablo işimize yarayabiliyor hocam. Yani çok kullanmadığımız için pivot tablo aslında çok detaylı. Kafanızda çok fazla karıştırmak istemiyorum o konuda. Ama bilmeniz açısından faydası var. Kullanmadık şimdi yerde ama. Yani işte eğitimde çok fazla kullanmadığımız için biz bu pivot tabloyu aslında çok güzel bir tablolama biçimi ama çok fazla da kullanmıyoruz. Oraya ekleden girdik değil mi? Pivot eklede tablo pivot tablo var hocam. Eski Excel yazılımlarda da var mıdır? Ben hiç görmedim sanki o. Bizim takalarda var mıdır o? 2010'dan sonrakilerde bu şekilde görebilirsin abi. Tamam. Pivot tablo şeklinde. Hemen hemen hepsinde var da tabii geliştiriyorlar sürekli. Normal tablo zaten bir tablo eklemenizi sağlıyor. Çok fazla kullanmıyoruz. Ekledeki resim aynı PowerPoint'teki resim gibi. Resim ekleme gibi diyeyim.
Şekiller yine PowerPoint'teki şekil ekleme gibi. Geliyorum, burada da var. Yani bunlar standart. Aynen. Şu Smart Art vardı PowerPoint'te, burada da var. Yazıcı şeyleri. Ekran görüntüsü al diye bir bölüm var. PowerPoint'te de vardı. Bu bilgisayarınızda açık olan bir pencerenin anlık ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Şurayı tıklayıp ben diyorum ki şuranın seçtim. Pardon. Şu kısmın resim olarak görüntüsünü al dedim bakın. Resim olarak o kısmı getirdi. Ama resim olarak bakın. Üzerinde değişiklik yapamıyorum. Ekran görüntüsü dediği zaman unutmayın resim. Evet. Örneğin en son şurada bir sayfa açayım. İnternet sayfası açtım. Anlık görüntü al dedim. Burayı seçtim. Buranın anlık olarak resmini aldım. Aynı resme geldiğiniz zaman şurada resmi biçimlendirmesini yapabilirsiniz. Yani şu kısım PowerPoint'te anlattığımız kısım. Grafiklere de olmazsa haftaya geçelim hocam. Şu anki gördüklerimize kadar kafanıza takılan özellikle formüllere daha sonra yine bir gireceğim ama kafanıza takılan bir şeyler var mı? Deneyeceğim hocam. Hocam o zaman deneyin. Kafanıza takıldığınız, yapamadığınız bir yerler olursa inşallah o konularda yardımcı olalım. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Sağlık hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam.